Herkese merhabalar, videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir içerik hazırlıyoruz. Peki bu içeriğimiz ne? Biliyorsunuz ki 2023 Şubat ayında çekiyorum bu videoyu. Bu tarih itibariyle bile en çok dünya üzerinde kullanılan araba motoru Google Chrome araba motoru. Şu araba motoru. Ve bu araba motorunun bir tane sorunu var arkadaşlar. Çok fazla RAM bellek yemesi. Peki bu sorunun önüne geçmek için Chrome yeni bir özellik yayınladı. Ve Chrome'u hızlandırıyorsunuz, bellek yemesini düşürüyorsunuz. Bunun için nasıl yapabiliriz size bugün bunu anlatmaya çalışacağım. Bunun için tabii ki de Chrome uygulamanızın sizde indiriliyor olması gerekiyor. Şu an uçak geçiyor, eğer seste bir sıkıntı varsa gerçekten çok özür dilerim. Biraz bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, Chrome size yüklü olması gerekiyor. Bunu çok basit bir şekilde zaten yüklüdür büyük ihtimal bu videoyu izliyorsanız. Şimdi arkadaşlar Chrome uygulamamıza geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi ilk önce göstermek istiyorum. Burada performans diye bir ayarımız yok normal şartlarda. Bu hatta tekrar gireyim arkadaşlar. Şuradan ayarlara gelin. Mesela yeniledim şu an. Gördüğünüz gibi burada performans diye bir ayarımız yok. Ve hani normal bir Google Chrome. Şimdi benim bu açıklama kısmında veya yorumlarda verdiğim linkten bu siteye geliyorsunuz. Şu şekilde sitemizi açayım. Burada farklı gördüğünüz gibi Google Chrome'un ayarları var. Ve bu ayarları değiştirmemiz gerekiyor. Peki hangi ayarı değiştireceğiz? Arkadaşlar şu ayarı değiştirmemiz gerekiyor. Bu bizim RAM yeme yüzdesini düşürecek bir ayar. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şurada gördüğünüz gibi 5 saniye, 30 saniye, 1 dakika, 12 saat vesaire gibi seçenekleri var. Peki bu ne anlama geliyor size? Bunu göstereyim. Mesela ben bunu 5 saniye olarak ayarladığımı düşünüyorum. Şimdi 5 saniye olarak ayarladım. Evet, şu an 5 saniye olarak ayarlandığını varsayıyorum. Bir herhangi bir siteye girelim. Mesela neye girelim? YouTube kanalımıza girelim. Ya da herhangi bir şey. Ne yazayım şu an hiçbir aklıma gelmedi gerçekten. Mesela Fenerbahçe yazalım. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi sitesi. Girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu site tamamen şu an yüklendi. Herhangi bir sorun yok. Ama bu siteden çıkıyoruz. Evet, çıktık. Çıktığımızda da yine herhangi bir yüklenmeme sorunu olmuyor. Ama buradan geliyoruz. Bakın buraya performans diye bir sekme ekleniyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu sekmeye gelmeden önce bu ayarı yaptık. Herhangi bir sorun yok. İnternet sitemiz normal bir şekilde çalışıyor. Şimdi ayarlara geliyoruz ve burada performans diye bir sekme eklenmiş gördüğünüz gibi. Bu biraz önce yoktu. Size göstermiştim. Şimdi bu performans sekmesine geliyoruz. Burada bellek tasarrufu modu eklendi. Bu bellek tasarrufu modu bu ayar açık olduğunda Chrome etkin olmayan sekmeleri belleğini boşaltıyor. Böylece etkin sekmelerle diğer uygulamalar daha fazla bilgisayar kaynağı sahip olurken arka planda o çalışan uygulamayı durduruyor. Geri döndüğünüzde etkin olmayan sekme otomatik olarak tekrar etkin hale geliyor. Şimdi geri döndüğümüzde etkin hale geliyor. Bu büyük ihtimal size kapalı olacaktır. Bunu açacaksınız arkadaşlar. Açtınız. Şimdi tekrar geliyorum. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe sitesine tekrar girdim. Şöyle bir göz geziyorum. Gördüğünüz gibi yüklenmiş bir sayfa. Şimdi yeni sekmeye geliyorum. Ve geri geldiğimde bakın şurada bir şey çıktı. Ayar çıktı. Peki bu ne diyor ki? Bellek tasarruf sayesinde Chrome artık daha hızlı. Bellek tasarrufu yani siz yokken burası kapandı ama siz geldiğinizde yeniden etkin hale geldi. Yani sizin belleğinizden daha hızlı yiyor. Tüm enerjisini yeni açtığınız sekmeye, yeni kullandığınız sekmeye atıyor. Bu sekmenin şeyini düşürüyor ve bu sizin belleğinize daha az yer kaplamasını sağlıyor ve hızlanmasını sağlıyor. Şimdi peki örnek veriyorum. Siz yeni sekmeye geçseniz bile bu sitenin açık kalmasını istiyorsunuz. Arka planda çalışmasını istiyorsunuz. Bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Bunu göstereyim. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu sitenin fenerbahçe.org linkini kopyalıyorum. Şöyle tekrar hatta kopyalayayım sizin şey yapmanız için. Bu şekilde kopyalayabilirsiniz. Kopyadığınız tekrar ayarlar bölümüne geliyorsunuz. Performans kısmından şöyle. Performans kısmında burada her zaman etkin kalacak siteler kısmı var. Buraya ekle diyorsunuz ve buraya linki yapıştırıyorsunuz ve ekle diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tekrar gelelim bu siteye. Kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin sitesine tekrar giriyoruz. Fenerbahçe diye arattık. Spor kulübü fenerbahçe.org. Gördüğünüz gibi o şey buradan kalktı. Çünkü biz burayı her zaman açık kalacak site olarak ayarladık. Buraya ekledik. Eğer değiştirmek isterseniz de buradan kaldır deyip silebilirsiniz. Şimdi bakın. Tekrar burayı kapatıyorum. Ve tekrar açıyorum. Herhangi bir sıkıntı olmadan yine sitemiz çalışıyor. Evet.
Bu şekilde Chrome'un hızını hızlandırabilir, bellek şeyini, bellek kullanım yüzdesini düşürebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarıma bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.